İnne ve ehvatuha, inne ve benzerleri. Bu harflerin diğer bir adı da el huruful müşebbehetü bil fi'li. Fiile benzeyen harflerdir. Niçin fiile benzediklerini şimdi öğreneceğiz. Önce bu harfleri bir görelim. Birincisi inne, gruba adını veren harf. Türkçesi muhakkak veya kesinlikle cümledeki görevi cümle başına gelerek cümleyi vurgular. İkincisi enne, Türkçe karşılığını veya olduğunu, cümlesi görevi iki cümle arasında bağlaç görevi yapar. Üçüncüsü kenne, Türkçedeki anlamı, Türkçe anlamı sanki veya güya herhangi bir görevi yok. Yani benzetme anlamı ifade eder diyelim. Lakin neye gelelim? Ancak fakat manasına gelir. Cümlede kenden öncesinin zıttı bir anlam ifade eder. Yani demek ki cümlede kenden önce bir cümle olması lazım bunun yani. Enne'nin de öncesinde bir cümle olacak. Yani enne ve lakin'i ortada kullanılıyor. Leyte, keşke demektir leyte. Keşke, temenni, istek harfidir leyte. Lealle umulur ki belki anlamına gelir. Ümit ifade eden harftir. İşte bunlar inne ve benzeler. Peki bunlar niçin fiile benziyorlar? Fiile benzemelerinin sebebi fiil gibi en az 3 harfli olmaları. Hepsi de en az 3 harfli. Fiil gibi nasp edebilmeleri. Bunlar da nasp ediyorlar. Neyi nasp ediyorlar? Şimdi onu öğreniyoruz. Bu harfler isim cümlesinin mübteda ve haberini etkilerler. Bu harfler isim cümlesinin önüne geldikten sonra mübtedaya artık mübteda denilmez. Bu harflerin ismi denir. Habere de bu harflerin haberi denilir. Yani bu harfler demek ki isim cümlesinin önüne geliyormuş. Bu harfler isim cümlesinin önüne geliyor. Bu harflerden sonra muhakkak bir isim cümlesi olması lazım yani. Peki isim cümlesinin önüne geldikten sonra ne gibi değişiklikler oluyor? Bu harfler isim cümlesinin önüne geldikten sonra mübtedaya artık mübteda denmez. Mesela diyelim ki innenin ismi, ennenin ismi, keennenin ismi, lakinlerin ismi, leytenin ismi, leallenin ismi denir. Peki habere de aynı şekilde innenin haberi, ennenin haberi, keennenin haberi, lakinlerin haberi, leytenin haberi, leallenin haberi denilir. Peki gelelim ne gibi hareket değişikliği yapıyorlar cümlede. Bu harfler isimlerini yani isim cümlesinde mübteda olan ögeyi nasp haberlerini ref ederler. Demek ki mübtedayı yani artık mübteda demiyoruz bu harfler geldikten sonra. İnnenin ismi, ennenin ismi, kendinin ismi. Onu ne yapıyorlar? O ögeyi nasp ediyorlar. Yani mansup yapıyorlar. Nasp ediyorlar. Yani mansup yapıyorlar. Peki haberi, haber önceden de merfuydu. Yine merfu olarak kalıyor. Haber değişmiyor. Önceden de merfuydu. Şimdi de merfu. Ama mübteda olan şeyi artık kendilerine isim olan şeyi nasp ediyorlar, mansup yapıyorlar. Çok önemli değişiklik bu işte. Bu harfler isim cümlesinin önüne geldikten sonra kendi anlamlarını cümleye katarlar. Anlamlarını da katıyorlar. İsim cümlesinde görülen haberin önüne geçmesi, haberin türleri bu harflerin önüne geldiği cümlelerde de olabilir. Yani haber öne geçiyordu ya mübtedanın. Buralarda bu harflerin cümlesinin haberi de bu harflerin isminin önüne geçebilir yani. Aynı şartlarda. Önceden öğrendiğimiz şartlardan farklı bir şey yok. Bir de haberin türleri burada da geçerli. İnne ve benzerlerinin haberi ismine sayı ve cinsiyette uymak zorunda. Haber nasıl ki mübtedaya uymak zorundaysa burada da aynı şey geçerli. Sağ tarafta önünde inne ve benzerinin olmadığı cümleler var. Yani normal isim cümleleri var. Aynı cümlelerin önüne inne ve benzerler geldiğinde ne gibi değişiklikler oluyor? Bunlara bakalım. Allahu gafurun, Allah affedicidir. Burada Allah mübteda, gafurun haberdir. İkisi de merfu, ikisinin de ref alameti ötre. Şimdi inne geldikten sonra ne oluyor bakın? İnnallâhe gafurun. İnne geldikten sonra bir kere Allah'a artık mübteda demiyoruz, innenin ismi diyoruz. Gafuruna innenin haberi diye ad veriyoruz. Bunu yaptıktan sonra iraba bakıyoruz. Allah innenin ismi, inne onu nasbetti. Gafurun inne onu refetti. Gafurun haber iken de, isim cümlesinin haberi iken de merfuydu. Bu değişmedi ama Allah isim cümlesinin mübtedası iken merfu idi. İnnenin ismi olunca mansup hale gelmiş oluyor.
El imtihanı sınav sabın zordu zanentü ennel imtihane sabın. İmtihanın zor olduğunu sandım. Bu cümlede de enne var. Ennenin ismi nedir? El imtihan. Ennenin haberi nedir? Sabın. Enne ismini ne yapar? El imtihanı nasb eder. Nasb etmiş. Nasb alameti fetha. Haberini ref eder. Ref alameti ötre. Enne gelmeden önce imtihan müpteda iken merfuydu. Burada enne geldikten sonra imtihan ennenin ismi olarak mansup oldu. El cündiyü asker esedün aslandır. Ki ennel cündiyye esedün sanki asker aslandır. El cündiyye ki ennenin ismi. Ki enne inne ve benzerlerinden. İnne ve benzeri harflerden, şifile benzeyen harflerdendir. El cündiye kendilerinin ismidir. Kendine onu nasip etmiştir. Esed'in onun haberidir. Kendine onu ref etmiştir. Et talibu zekiyün, öğrenci zekidir. Velakinne talibe ikkeslanın. Fakat öğrenci tembeldir. Burada et talibi burada müptedayken merhu, velakinlerin ismi olunca mansup oldu. Keslan da velakinin haber olduğu için merfu oldu. El esiletü sehletün sorular kolaydır. Leytel esilete sehletün sorular keşke kolay olsa. El esilete leytenin ismi olduğu için leyte onu nasb etmiştir. Sehletün leytenin haber olduğu için leyte onu ref etmiştir. El hakim adilün hakim cumhurbaşkanı adaletlidir. Leallel hakim adilün Cumhurbaşkanı keşke adaletli olsa. El hakim burada Lale'nin ismi olduğu için Lale onu nasb etti. Mansup nasb alameti fetha. Adilün Lale'nin haber olduğu için onu ref etti. Ref alameti ötredir. Kurallar. İnne ve ehevatuha minel hurufil müşebbeheti bil fi'li. İnne ve benzerleri fiile benzeyen harflerdendir. Li vücudi ma'nel fi'li fiha. Kendilerine fiil anlamı olmasından dolayı. Velikevniha mebniyeten, bir de bunlar mebni olduğu için kelmazı mazı gibi ve tedhulü alel cümletil ismiyeti ve isim cümlesinin önüne geldiği için fetensib gelirler bunlar yani. Fetensibül mübdede mübdedayı nasb ederler ve yüsemmâ ismiha artık mübdedaya bu harflerin ismi adı verilir ve terfeavul habere haberi ref ederler ve yüsemmâ habere ha ve o da bu harflerin haberi olarak adlandırılır nahbu gibi ne gibi. İnnel muallime halimun gibi. Burada inne fiile benzeyen harflerdendir. El muallime innenin ismidir. İnne onu nasb etti. Nasb alameti fetha. Halimun innenin haberi. İnne onu ref etti. Ref alameti ötredir. El huruful müşebbehetü bil fiili siddetün. Fiile benzeyen harfler altıdır. Ve hiye onlar inne enne ke enne lakine leyte leallidir. İnne harfu tekidin. Vurgulama harfidir. Ve enne harfu tekidin ve mastarin. Enne mastar ve tekit harfidir. Burada tekit demiş ama tekit yok yani anlamına baktığımızda bağlaş yani enne bağlaştır. Mastar anlamı var tamam. Ve ki enne tufidü teşbih anlamı ifade eder. Ev şek ve zan ya da şüphe ya da zan ifade eder. Lakin ne istidrak ifade eder. Ne demek yani? Önceye aykırı bir şey söylemek yani. Ey ne demekmiş istidrak? Lidef ve tevehhümün şüphenin giderilmesi. Tevellede min kelami sahibinin önceki sözden dolayı ortaya çıkan şüphenin ortadan kaldırılması. Ve leyte li temenni içindir yani istek içindir. Ve lealle li teraç ümit içindir. Ey li temekku'il emril mehbub. İstenen işin gerçekleşmesi için ümit. Ve lil işfak ya da şefkat. Ey li temekku'il emril mekruh. Yani kötü bir işin beklenmesi. Yani kötü bir işin meydana gelmesinden dolayı duyulan korku yani endişe. İşfak. Ve yutabikus ve yutabikus mü inne. İnnenin ismi uyumlu olur ve hava tiha inne ismi ve kardeşleri haberav haberiyle fit tezkir müzekkerlik ve teennis ve adet müenneslik ve sayıda. Nahvi gibi ne gibi? İnnel müderrisine muhakkak ki öğretmenler muhlisun. Samimidiler. Burada el müderrisin innenin ismidir. İnne onu nasb etmiştir. Nasb alameti ye'dir. Cebi müzekker olduğu için. Muhlisun innenin haberi inne onu ref etmiştir. Ref alameti vav'dır.
İnne Meryem'e salihatün, Meryem iyidir. Meryem İnne'nin ismi olduğu için mansub nas ferameti fetha, salihatün İnne'nin haber olduğu için merfu referameti ütre. Yetegaddemu haberu İnne ve ehvatiha ala ismiha. İnne'nin ve benzerlerinin haberi isminin önüne geçer vücuben li esbabin gaddi gaddem, daha önce açıklanan sebeplerden dolayı zorunlu olarak. Örnek, inne fiddari sahibuha, evde onun sahibi vardır. Burada inne fiile benzeyen harflerdendir. Fiddari innenin haberi olmuştur, öne geçmiştir. Mahallen merfudur. Sahibe innenin ismidir. İnne onu nasb etmiştir. Asbana ve fesadır. Ha muzafir leyhtir. Burada öne geçmesinin nedeni, haberin öne geçmesinin nedeni mübdedada, yani innenin isminde habere işaret eden bir zamirin olması, yani şu zamirin olması. Bu zamir dara işaret ettiği için mecburen haber öne geçiyor. Mecburen haber öne geçiyor. İnne fiddâri racülen, burada da haber şibhi cümle olmuş. Mübdeda da nekir olduğu için haber öne geçmiştir. Alıştırmalar. Zâil ehrufel müşebbeheti bil fe'li lletî beynel kavseyn emâmel mekânil münasibi fil cümlenil âtiyeti kemâ fil misâl. Verilen cümlelerde parantez arasındaki inne ve benzerlerini cümlenin önüne yerleştirerek cümleyi yeniden yazıyoruz. Misal, el mataru vazirun, yağmur çok yağıyor. İnnel matara vazirun, yağmur muhakkak ki yağmur çok yağıyor. El matar innenin ismi. İnne onu nasb etti, nasb alameti fetha. Vazirun onun haberi. Onun inne onu ref etmiştir, ref alameti ötredir. Alimtu ennel ilme nurun, ilmin bir nur olduğunu anladım. El ilme ennenin ismi, nurun ennenin haberi. Enne ismini nasb haberini ref etmiştir. El alimune nücumun, alimler yıldızlardır. El alimune mübteda merfu ref alameti vav. Burada ise kendinden sonra gelince el alimine oldu, çünkü kendine bunu nasb etti, nasb alameti yedir. Cem-i müzekir salim nasb alameti yedir. Mahmudun sehiyyun ve sadiguhu bakhilun. Mahmud cömert, arkadaşı cimridir. Mahmudun sehiyyun ve lakinne sadiguhu bakhilun. Mahmud cömerttir fakat arkadaşı cimridir. Lakin ne? Nin ismi sadika. Kafın üzerindeki fetha nasb alameti. Kafın üzerindeki fetha nasb alameti. Bakhilunda merfu. En nimetane, iki nimet aidetane, geri döner. En nimetane mübdeda ref alameti elif. Haber ref alameti elif. Leyten nimeteyni aidetane. Leyti geldikten sonra ennümeteyni, leytenin ismi olduğu için mansup nasb alameti ye'dir. Ye. Tesniyenin nasb alameti ye. Bu aynen kaldı. El gâibâtu, gelmeyen kadınlar, gâdimâtün, geliyor. Lealle, belki, belki umulur ki el gâibâti, gâdimâtün, cimî müennes salimin nasb alameti esredir. Nasb alameti esredir. Cimî müennes salimin nasb alameti esredir. Lealle bunu nasb etti. لِكُلِّ دَاءٍ شِفَاءٌ. لِكُلِّ harfi cer ve mecrur isim, başa geçmiş haber, öne geçmiş haber. دَاءٍ مُزَافٌ اِلَيْهِ. لِكُلِّيَ مُزَافٌ اِلَيْهِ. شِفَاءٌ sonra gelen, sonra gelen mübteda. İnne geldikten sonra şifaen, innenin sonra gelen ismi oluyor. Mansup nasb alameti fetha. لِكُلِّ innenin önce gelen haberi mahallen merfu. Mahallen merfu. Dain yine muzafir leh mecrur. El müznibune, günahkarlar yendemune, pişman oluyorlar. El müznibune merfu ref alameti vav. Yendemune merfu ref alameti yok, çünkü fiil cümlesi. Fiil cümlesinin ref alameti olmaz. Mahallen mahallen merfudur bu. Yendemune mahallen merfu, yani. Ref alameti yok, çünkü bu bir cümle, yani. Bu bir cümle. Aynı şekilde leyte'de de aynısı olacak. Şimdi leyte müznibi'nin isim aldı. Ne yaptı? Nasb etti, nasb elame diye. Yendemun haberdir, mahallen merfudur. Es-sayfani, iki tane, iki misafir, ed-dayfani, iki misafir kadimani geliyor. Zanentü enne-dayfeyni kadiman. İki misafirin geldiğini zannettim. Gelmekte olduğunu zannettim. Ed-dayfeyn, ennenin ismi olduğu için mansup nasb elameti ye. Kadimani, ennenin haberi merfu ref alameti elif.
Boşluk doldurma alıştırması leallel kitabeyni nafiani. Leallenin haberi olduğu için merfu olmak zorunda. Merfu olan sadece bu var. Keenne hazeyni. Keenne'nin ismi olduğu için mansup olmak zorunda. Diğerleri mansup değil. Yanlış. Bu iki asker aslan gibi. Alimtü anladım. Ennel sulha hayrun. Bir tek bu mansup olan. Ennel'in ismi olarak mansup olan bir tek bu var. Bu doğru. Leyte el müslimine. Leyte'nin ismi burada mansup olacak. Nasb alameti ye. Sadece bu var. İnnel lezeyni. İnnel'in ismi mansup olması lazım. Nasb alameti ye. Bu var sadece. Diğerleri şu değil. Çünkü burada mesela haber tesniye. Haber tesniye olduğu için bu olmaz. Bu cemi müzekker. Çünkü bu cemi müzekker haber tesni olmaz, yanlış. Bu da zaten mansup değil. اِنَّ الَّذَيْنِ يَكْتُبَانِ الْاَعْمَالَهُمَا رَقِيبٌ وَعَتِيدٌ Yapılan işleri yazanlar onlar rakip ve atıttır. Yani insanın yaptıklarını yazan melekleri kastediyor. Yani gözetleyicidir onlar. Atit hazır demektir. Rakip gözetleyen demektir. لَعَلَّ النَّصْرَى olması lazım. Çünkü mansup olan o var sadece. Etemenna enne müderrisine müderrisine olmaz. Nun düşmesi lazım. Çünkü bu muzaf ileyh buraya gelen muzaf oluyor. Muzaftan nun düşmesi lazım. Burada düşmemiş. Yanlış. Bu da mansup olmadığı için yanlış. Bu da doğru. İnnes salate muhakkak ki namaz kânet alemine kitabı mevkûten müminlere vakitli olarak farzdır. Burada ne demiş? Etemenna enne müderrisil fasne şitun. Sınıfın öğretmenlerinin çalışkan olduğunu sanıyorum, temenni ederim. İnne salate doğru. İnnel hasenati. Bu da innenin ismi mansup nasb alameti esredir. Böyle olmaz çünkü cemi müenneslerde bu şekilde üstün gelmez. İnne ve benzerlerini cümlelerin önüne koyuyoruz. Entüm mütemenun, siz güvenilirsiniz. Entüm mübteda mütemenun, haber, haber merfu ile felameti ötre. Entüm mübteda mahalle merfu çünkü zamir. Şimdi inneyi bunun önüne getirdiğimiz zaman entüm munfasıldır, ayrı zamirdir, ayrı yazılan zamirdir. Ayrı yazılan zamirdir. O halde buraya ayrı yazamayız. İnneye bitişik bir zamir yazmamız lazım. Entüm zamirinin de bitişik hali kümdür. Entüm ayrı yazılır, onun bitişik yazılan hali kümdür. Aynı anlama geliyor. Aynı şahıs için. İnneküm mütemenün. Küm burada innenin ismidir ve mahallen mansuptur. Zamir olduğu için mahallen mansup. Çünkü zamirler mebni değişmez. İrabı değişmez yani. Entüm mülâkullâhi. Sizler Allah'a kavuşacaksınız. Entüm mübteda mülâbu haber merfu ve felameti vav ve muzaf. Allah muzafın ileyh. Ve alemû iyi bilin ki enneküm mülâkullâh. Şimdi entüm yerine ennenin haberi olarak küm geldi buraya. Entüm yerine küm geldi. Mahallen mansuptur. Mülakullah yine haber. Hüm onlar huşubün müsennedetün. Onlar birbirine dayandırılmış kerestenerdir. Hüm mübdeda huşubün haber. Müsennedetün de onun sıfatı. Haberin sıfatı. Kendine koyduğumuz zaman kendine hüm sanki onlar huşubün müsennedetün. Onlar sanki birbirine dayandırılmış kerestenerdir diyor. Burada hüm mübdedaydı. Kendine hüm de kendilerinin ismi oldu. Hüm zamirinin ayrı yazılanıyla bitişik yazılanı aynı yazılmıyor. Yani farklı yazılmıyor yani. Burada kendinin ismi olduğu için mahallen mansuptur. Etta'amü cahizun ve hüme saimun. Yemek hazır ve o oruçlu. Etta'amü cahizun ve lakinnehu saimun. Yemek hazır fakat o oruçlu. Burada hüve var ayrı zamir olarak. Lakinnin ismi olarak buraya hu yazdık. Bu ayrı yazılan hali. Bu da onun bitişik yazılan hali. Ve mahallen mansuptur. Nahnu bizler mislut tuyuru. Bizler kuşlar gibiyiz. Nahnu yerine ne koyacağız? Leyte na diyeceğiz. Nahnu ayrı yazılan onun bitişik hali na'dır. Leyte na. Keşke bizler olsak, kuşlar gibi olsak. Leyte na mislut tuyuru. Burada na leytene ismi olduğu için mahallen mansuptur. Huve ala hulukun azim. Nü'minü bi ennehu ala hulukun azim. Onun yüce ahlak olduğu üzere olduğuna inanırız. Burada hüve var. Ayrı yazılan zamir. Onun bitişik hali hu'dur. Ennenin haberi olarak mahallen mansuptur. Alâ hulûkün azim. Haber, burada haberin türü şibh cümledir. Mahallen merfudur.
Ene eizzuke, ben sana öğüt veriyorum. İnni eizzuke, muhakkak ki ben sana öğüt veriyorum. Ene ayrı yazılan zamir, onun bitişik yazılan hali ye'dir ve mahallen mansuptur. İnnenin ismi olduğu için. Eizzu da eizzuke haber merfure, haber mahallen merfudur. Çünkü fiil cümlesi mahallen merfudur. Entünne, siz kadınlar sadikatun, doğru söylüyorsunuz. Entünne ayrı yazılan zamir, onun bitişik hali leallekum künne. Leallekünne. Siz kadınlar sadikatun, belki doğru söylersiniz diyor. Entünne ayrı yazılan zamir, onun bitişik hali künnedir. Leallenin ismi olduğu için mahallen mansuptur. Sadikatun merfu. Nahnu bizler muntasirun, bizler zafer kazandık. Muzafferiz bizler. İnnena muntasirun. Nahnu zamirinin ayrı bitişik yazılan hali na'dır. Na'dır ve mahallen mansuptur. Haberin türünü söylüyoruz ve irabını. İnne cünüde yudafiyona an evtanihim. Burada yudafiyona an evtanihim. Burası haber ve fiil cümlesidir. Ve mahallen merfudur. Leallel hadigate ezharuha kesiratun. Belki bahçenin çiçekleri çoktur. Ezharuha kesiratun. Bir isim cümlesidir. Haberin türü isim cümlesidir. Mahallen merfudur. Hepsi mahallen merfu yani. Raitu ennel mücrimine emamel gazi. Ennel ismi mücrimin ve mansup nasb diye. Haberi emame, mahallen merfu. Şibh cümle zarf. Şibh cümle zarf ve muzaf. El gazi sadece muzafın lehidir. Sadece. Leyte şibab yeudi yevmen. El şibab leytenin ismi. Yeudi leytenin haberi. Yeudi yevmen leytenin haberi. Haber fiil cümlesi. Cümletün fiiliyetün merfu'un hallen. İnnel kütübe, muhakkak kitaplar. Esaruha mürtefiha. Fiyatları yüksektir. Esaruha mürtefiha. İnnelin haberi ve isim cümlesi mahallen merfudur. Kün fi dünya kendine garip, bu dünyada garip bir kişi gibi ol. Kendinin ismi kedir, garip de kendinin haberidir. Ve müfrettir. Merfuun bir zamme ile merfudur. Übüddü rabbeküm leallekum taqilun. Burada lealle var. Küm leallenin ismidir. Taqilun leallenin haberidir ve haber fiil cümlesidir. Merfuun mahallen. İnne dine indallahi İslam. Burada inne dine, innenin ismi dindir. İslam innenin haberidir. Ve müfrettir. Ve zamme ile merfudur. Leytenin ismi ye'dir. Haberi de kalan yer diğer bölüm tamamen haberidir. Fiil cümlesidir ve mahallen merfudur. İnne ve kardeşlerinin ismini ve haberini beyan edeceğiz, açıklayacağız. İnne fil beyan ile sihran, muhakkak ki beyanda, açıklamada sihir vardır. Yani çekicilik vardır. Le sihran, innenin ismi muahhar, yani sonra gelen mansup fetha ile fil beyan, innenin haberi mahallen merfudur. Keennühüm ceradun münteşirun, sanki onlar münteşir cerat, yani yayılmış çekirge gibi. Burada hum kendilerinin ismi, cerat kendilerinin haberi, münteşir kendilerinin haberinin sıfatı. Elem yalem biyennallaha yara, Allah enlerin ismi, yara enlerin haberi, fiil cümlesi mahallen merfu. İnne me'al usri yusra, innenin ismi yusradır, sonra gelmiş. Me'a innenin haberi şibh cümle zarf olarak öne geçmiştir. Leyten lezine nuhibbuhum la yerhalun, leytenin ismi ellezine, nuhibbuhum sıla cümlesi. La yerhalun leytenin haberi ve mahallen merfudur. Leallenin ismi burada mendir. Haberi de öne geçen fikümdür. Leallenin ismi mahallen mansuptur burada. Men ismi mensudur o. El müminün keennehüm derken hüm keennenin ismidir. Beyanın keennenin haberi müfrettir. Mahsus da keennenin haberinin sıfatıdır. Leyse aleyke hudahum velakinnallaha. Allah burada lakinnenin ismidir. Yehdi lakinlerin haberidir. Yehdi men yeşa. Men yeşa'yı da alabiliriz oraya. Ve fiil cümlesi haber burada. Kafir innenin ismi leyara innenin haberidir. Verilen cümle şu. İnnel mümine muhakkak mümin leyudriku fark eder bi husne huluguhi güzel ahlakıyla neyi derecete saimil kaim. Oruç tutanın ve Ramazan gecesi ayakta olanın sevabını ne yapar? İdrak eder. Bize verilen cümle el mümin, bir kelime el mümin. Bunu ne yapacağız?
Mümin yerine bunu koyuyoruz. O zaman inlerin ismi müennes oluyor. O zaman haberi de müennes olacak. O zaman onu gösteren zamir de şuradaki zamir de müennes olacak. Yani bu zamir üç değişiklik oluyor. Yani ismi, haberi ve ismini işaret eden zamir. Bunlar değişiyor. Başka bir değişiklik yok yani. İnlerin ismini müennes yaparsak le yudriku le tudriki olacaktır. Le tudriki olacaktır. Ha zamiri de müminiyeti işaret edici. O da kadın oluyor. Şimdi le yudriku neyi koyarsak mazaleyi bunun önüne koyalım. Mazale ne olacak? Mazalet olacak. Çünkü ismi müennes. Mazale fiil olduğu için faili yerine geçen ismine uyar yani. Cinsiyet yönünde. Mazaletil mü'minetü letüdükü bihüsnü huluhiha. Yukarıdakiyle zamir aynı. Çünkü ismi değişmedi. Burada müdrikâni demiş. Haberini değiştiriyor. Haberini tesniye müzekker yapıyor. O zaman ismi de tesniye müzekker olacak. Mazalel mü'minâni müdrikeyni. Mazaleni de burada kârinin benzerlerinden haberini nasip edeceğine göre müdrikeyni burada nasip alameti y'dir. Bir de zamir de mü'minâniye göre hima oluyor. Kuluguhinne dediğine göre o kadınlar diyor burada. Yani hinne zamirinden anlıyoruz ki ismi o kadınlar olacak. Mazaletil müminat oluyor. Mazalet yine müennes oluyor. Çünkü ismi müennes. Şurası müennes olduğu için yani. Haber de müdrikatin oluyor. Şimdi mazale ne yapar? Haberini nasb eder. Burada nasb alameti nedir? Esredir. Cemi müennes salimlerde nasb alameti esredir. Zamir bir yine böyle oluyor. Bu sefer mazale yine zalleyi koyuyoruz. Zalle olunca tabi müzekker olacak. Yani zalle müzekker olduğuna göre o zaman biz ne yapacağız? Müminatı müminun yapıyoruz. Zalle müminune müdrikine oluyor. Şurası zamir de ona göre uyumlu oluyor. Ente'yi koyarsak ne olacak? Zallenin ismi ente olacak. Zalleyi çekimliyoruz. Zalelti oluyor. Zalelti enti pardon. Zalelti sen kadın. Müdriketen oluyor haber. Haberini nasip etti. Zamir de ki oluyor. Zamir olarak eneği koyarsak bu sefer zallenin ismi ene oluyor. Yani eneği ne yapacağız? Eneğe göre çekimliyoruz. Zaleltü olacak. Zaleltü müdriketen. Şurası da ne oluyor zamir? Y oluyor. Ben zamirinin isme bitişen hali. Zalelna müdrikatin. Bu sefer nahnü vermiş bize. Zallenin ismi na olacak. Nahnüye göre nahnü bitişik yazılan hali na'dır. Müdrikatin haber mansub nasb alameti esirci müennes salimlerde. Zamirden na olarak değişiyor. Evet, hümü vermiş burada. Zallu oluyor hüme göre. Müdrikine bihusni hulubihim. Zamir buna göre uyuyor. Evet, burada zallenin ismi nedir? Vav'dır. Mahallen merfu. Müdrikine mansub nasb alameti y'dir.